derman arama, oy oy. Ezelden yaralıyım, buna derman arama, oy 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 vicdan huzuruyla yaşadığı iddia edilemez. Fakat kader insanları bazen öyle mahkum eder ki, demir parmaklıklar arasında geçen günler adaleti bile merhamete getirir, onları affeder. Allah hepinizi kurtarsın. Amin. Allah'ın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan af kanunundan istifade ederek serbest olacaksınız. Bu af hakikatta adaletin sizlere uzanan merhamet elidir. Evlerinize ve yuvalarınıza döndüğünüz zaman kanun ve nizamlara saygı gösterdiğiniz takdirde bu affın mükafatını asıl o zaman göreceksiniz. Cemiyet içerisinde şerefli ve mesut insanlar olarak yaşayacaksınız. Aksi takdirde bundan sonraki cezanız daha şiddetli olacaktır. Bunu hatırınızdan çıkarmayın. Burada geçen mahkumiyet yıllarınızın acısını sizin kadar dışarıda bekleyen yakınlarınız da çekmişlerdir. Bizler de çekiyoruz. Bir büyüğünüz olarak şunu hatırınızdan çıkarmamanızı tembih ederim. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman sizlere karşı yapılacak kötülüklerin cezasını kendiniz vermeye kalkmayın. Kötülükten kaçının. Er geç kanun ve nizamlar ona layık olan cezayı verir. Sizlere tek tembihim budur. Hepinize geçmiş olsun. Kötü şeyler düşündüm. Az konuştuk seninle. Birkaç yılın kaldı. Haklısın. Bunu da İstanbul'a çektiğinde oğlum bir tane erkeğe verir. Arabayı yerine verdiğine veririm ama... ...senin dostluğun gibi bir dostluğu bana kim verir? Onun
ben söylemeyi yapardım. Kurtuluşuna sevindiğim kadar sensiz kalışmak üzgünüm. Hapislikten daha acı geliyor bana. Thank you.
tozludu pazarda. Gözlemekten bir hal oldum da. Saadetten yüreğim duracak neredeyse. Seni öyle özledim Kaan'cığım. Ya ben, ya bizler? Gelir gelmez bıraktılar. İki bayram istedin gelişim kağıdıma bir duysa geldiğini. O işi tazelemek yerinde değil. Nasıl olur abi? Zaten burada da kalmış. Ah, o ne biçim söz evladım. Bunca yıl hasretten sonra. Merak etme. İstanbul'da derhal iş bulup hepinizi yanıma almış. Bütün bu olanlardan sonra burada yaşamak çok zor. Sen benim çok sevdiğim çekikli çorbamı özlemedin galiba. O ne biçim söz abiciğim? En büyük tasa koy getir. Sen de kaşığın en iyi ucunu seç. Al abi, bu da benim sana armağanım. Bunları azal et. Sen kurtuldun, onlar da kurtulsun. Şadıman'ın evden dışarı çıktığını görmeyeceğim. Bunu bilmiş olun. Bana kemiklerini kırdırmasın. Başını pencereden çıkarmak bile yasak. Rıfat olacak o soyu bozuk çıkıp gelmiş. Ne yapın yapın onu burada yaşatmayın. Onu bana bırakın beyim. Evelallah istesinden gelir. Küçük şeyler bunlar benim için. Buraya gelip geleceğine pişman ederiz onu. Ne yaparsanız yapın. Bir an evvel halledin bu işi. Ama tedbirli olun. Benim başıma iş çıkarmayın. Merak etme beyim. Köprüden düşer, olur biter. Aferin Cafer. İstanbul büyük, bir yerine de bir sürmüşürüz herhalde. Nesilinde İstanbul'da bir hanım olsun da sen gör bak. Oğlum, bunca yıllık baba ocağını bırakıp gitmekte hiç iyi etmiyorsun. İstanbul dünyanın bir ucu değil ki, orası da memleketimiz. Ben buranın değilmiş. Elden değilmiş.
Ne kazıyorsun bıçakla oraya? Kör müsün? Adımı kazıyorum. O bıçağı gördürecek başka iş bulamadın mı? Burası gelince görürsün. Yolunu değiştirdim, önünü keserim. Bu hesapta yoktu. Acelen mi var delikanlı? Evet. Acele işe şeytan karışır. Nasıl şeymiş o? Benim gibi. Rıfat sen misin oğlum? Çitakoğlu'nun adamları mıydın? Aa oğul, ne sataşırsın elin itlerine? Sataşan ben değilim, onlar yolu. Oğlum bana kalırsa bu memlekette durma, başka bir yere git. Çitakoğlu sana kız vermediği gibi rahat da verme. Himmet amca, ben kız istemiyorum. Burada da kalıcı değil. Onun ne vicdansız olduğunu bilmezsin. Hiçbirimiz baş edemeyiz onunla. Kendini derde atma. Kimseye görünmeden geç git buralarda. Soracağım ona ya, benden daha onun ne onun sana kirlenmesinin sebebi başka. Dedim. Hadi oğlum, boş ver sen şimdi, eve git de istirahat et. Recep de eşyalarımı istasyona götürmüş. Seni bulamayınca döner eve gider, meraklanma. Ne haber çocuklar? İsim dediğin yerlere baktık bulamadık. Meraklanma anne, herhalde treni kaçırdı. Şimdi neredeyse gelir. Gitmeyi isteyim,
üstüne başına ne oldu? Merak edecek bir şey yok. Treni kestirmeden yetişeyim derken fabrikanın köpekleri üstüme saldı. Rüçit'le boğuşmak kolay değil. Ah, merak etmesin, bizim avcı Himmet amca yetmişti de ucuz atlattım. Ah ya! Sen şuradan bir havlu ıslat da bir örümcek koy. Al yüzüne de biraz kolonya sür bari hadi. Aslan evladım, iyi günümüze nazar değdi. O yaptığı yeri iyi bilmez. Rıfat'a iyi bir ders vermişler. Ortalıklarda görünmüyor. Def oldu gitti herhalde buralardan. Bu kızın olacak da artık aklını başına alsın. Yarın yeni gelen emniyet amirini yemeğe davet edeceğim. Salonu hazırlat. Ne lazımsa arşibaşı hepsini aldır. Hiç meraklanmayın beyim. Alafranga'nın bilakis alafrangasını yaparım ben. Aferin Cefer. Yaşı genç ama laf dinliyor maşallah. Sen de kendine çeki düzen ver. Suratın asık ortalıkta dolaşma. Misafirleri sen karşılayacaksın. Nesrin! Geliyorum abi. Kaldır. Bir dakika. Ya suda kulaklarınızı mı gördünüz? Büyük dediğin erkekte ol. Tavşanda da var, kedide de. Silah sesini duyunca nasıl tabanlara yağlayıp kaçtığın gözümün önüne geldi de. O ne yaptı? İçeri saplayıp başından ebe tutsaydın ya düdüğüm. Ne var ne yok post buyur. İyilik beyim. Ne geldiniz ikiniz de? Ambardaki buğdayları boşaltacaktık ya. Siz ikiniz gidin teslim edin muhtar beye. Sevk etsin fabrikaya. İyi ölçüne. Beyim, soyu bozuk ortalıklardan kayboldu. İyi ettiniz. Gitmiş mi? Ölmüş olsaydı cesedi su yüzüne çıkardı. Dikiş tutturamayacağını anlayınca kirişi kızdı herhalde. Merhaba Rıfat abi, bizi çiğneyip geçiyor musun? Merhaba. Buyur bir kahvemi iç. Sağ ol. Biraz şekerli içerim. Biraz şeker. Emret abi. Az şeker. Nasılsın Burhan? İyilik abi. Benim bir borcum var şunlara. Onu ödeyeceğim. Sakın karışma işime. Biraz durun bakalım yol kesiciler. Hazırlar, get beni ver. Thank you.
gene ne yapmışsın ha oğlum? Pazar yerinde çıtak oğlunun adamlarını dövmenin alemi var mı? Ona da adamlarına da ne yapılırsa azdır ama bizlere de senin canın lazım. Ay evladım, hani bizi üzerime köpekler saldırdı demişsin, sen beni vakitsiz öldürmek mi istiyorsun? Peki ama anne, bu kilin hesabını sormayayım mı çıtak oğlundan? Sorma oğlum, sorma. O meluna canımızı aldırtırız. Topla git hepimizi burada. Bak ananı ağlamaklı ettin, elin uğursuzuna hesap soracağım diye. Bir ana yüreğini bu kadar üzmen doğru mu? Makine makine, zalim makan, gidem makine. Anne nerede kurban olsun, o boş keşine. Dünanlı denenli. Annelerde kurban olsun, o boş keşine. Uynanlı denenli. Makinem geliyor, ne kırmızı. Alnımıza yazılmış arkadaş aman, bu kara yazı. Karalar bağlasından annem aman, aramın kızı. Oynanlı denenli. Şöyle kareler bağlasından annem aman, aramlı kızım. Oynanlı denenli. Şöyle kolay gelsin Gülsün'üne. Kolaylığa karşı ol evladım. Ben Hasan'dan geliyorum Gülsün'üne. Sana da oğlu Hüdaver diye de çok çok selamlar. Selamı getiren götüren sağ olsun. Otur acı bir kahve mi? Sağ ol, fazla vaktim yok yine. Ayağımın tozuyla buraya geldim. Hüdaver diye babasının bir emaneti var. Yanılmıyorsam Hasan'ın oğlu bu olacak. Ta kendisi. Bak evladım Hüdaver'di. Bak bu sana babanın hediye. Öp bakayım amcanın elini, öptürün oğlum. Çok teşekkür ederim. Babacığım. Ona göre işçi arıyormuşsunuz. Evet, inşaat vinci kullanmasını bilir misin?
Elektrik motoruyla çalışıyorsa biliyorum. Aynı zamanda şoförlüğüm demek. Güzel, ben de bu kağıdını. Buyurun. Adam akıllı sarpa sardırırsa. Gördüğümde olsa çözeceğim bu işi. Yangın olsa söndüreceğim. Sel olsa önüne geçeceğim. Değil mi ki bütün gücümle seviyorum seni. Ama sen de benim kadar bana yakın. Görüyorsun ki senin yanında sana hasret çekiyorum. Tanrı'nın günü gel bana diyorsun, gel. Öp beni Gülsüm, öpmüyorum. Prangasız bir mahkum gideyim yanında. Mutlu günümüz. Karım olacağın günü bekliyorum. Kendinize hazır olacak efendim. Hem de dersin. Baş. Evet. Rıfat abi, mektubum var. Teşekkür ederim. Can yoldaşım Rıfat. Gönderdiğim mektubu aldım. Seni derecesiz sevindirmiş oldum. Fakat bana mektubunu hastanede verdiler. Sen gideli beri keyfim yoktu. Bir haftadır da rahatsızlığım arttı. Hastaneye kaldırdılar. Buzundan beni çürütmüş. Doktorlar bir şey söylemediler ama ben kendimi biliyorum. Bu mektubu da hastaneden yazıyorum. Bu halle buradan sağ çıkacağımı sanmıyorum. Ne yıllar bitecek ne de ömrüm yetecek. Fırsat olur da bana gelirsen seni dünya gözüyle görürüm.
Hoş geldin Rıfat. Doğrusunu istersen bu kadar tecrübeleyeceğini sanmamıştım. Dünyalarım benim. Sen alan falan hemen geçmez. Bilirim. Bilirim. Hatta verin beni korkuttuydun. Hamdolsun iyi gördün seni. Yok yok. Gördüğün gibi değil. Bu dert beni... beni ikna etmeyecek. Beni bir şey konuşmak için çağırmıştım. Biliyorsun en önemli günlerinde can yoldaşım olmuştu. Boy cebine boğa. Oğlumun bakıcısı Gülsün Dine'ye göster. O sana bir emanet verecek. Onu canı gönülden sana tercih ediyorum. Var ne istersen yap. Oğlum müdaverdiği de sana emanet. Arzuların başı üstüne. İnşallah tez vakitte iyi olur. O dermanı kendimde bulamıyorum. Ziyaret zamanı geçti arkadaş, laf olmasın. Tamam hemşerim, tamam. Hoşça kal Can Yoldaş. Seni yaptık komutan. Olsun Rıfat abi. Bütün muamelesini bitirdin mi kamyonun? Hepsi tamam. Şansın varmış. Senin o tarafa bir de mal gönderecek güçleri buldum. Bizim patronun arkadaşı Şafak Bar'ı işletiyor. Nerede bulunur kendisi görüşelim bari. Nerede bulunur var mı abi? Var sahibi dedik. Onu ancak tavukların yanında bulursun. Seni akşama bekliyor. Ha, demek kamyona bizim rahmetli Hasan'ın oğlunun ismini verdin. Evet. Ha? Mal benim değil onun. Yetim malı yiyecek değiliz ya. Hı-hı. Nerede bizi müdaverdi? Ha işte oradalar. Doğrusu onu kendi yanına aldığına çok iyi. Gel bakayım. Şeker Reci, Mustafa Bey. Hop kaba olsun. Hay tersi Murat. Sos et, sos et.
Merhaba komutanım. Merhaba. Gel. Hadi bakalım. Hadi. Hop. Hop. Al bakalım idare yerine. Patronla görülecek bir işim var, haber ediverin. Peki, kim diyelim? O biliyor, kamyoncu Rıfat dersiniz, Bodur tarafından. Ha, tamam, geleceğini söylemişti. Buyur, bekliyor. Olacak Rıfat Efendi. Bodur çok methetti seni. Dürüst adam olduğun belli. 8 tonluk malımı götüreceksin. Bu vesileyle sizin evdekileri de görmüş olursun. Bana başka bir diyeceğiniz var? 2 şey var. Bu işinin karşılığı. İftahım benden, bereketi Allah'tan. Teşekkür ederim. İkinci emrin? Askerliğini yaptığına göre bilmen lazım. Moral eğitimi. Bizimkileri biraz seyret de sonra yola çıkarsın. Thank you.
Etmeyin hanım teyze. Bütün çıkış yolları çember içine alındı. Sabaha varmaz yakalanırlar. Siz hiç üzülmeyin. Bakayım bana. Bak bir daha verdim. Burası senin yeni evin. Beğendin mi? Ha? Kırmat abi dur bir dakika, söyleyeceklerim var. Sizin hayır akşam neslini kaçırmak istediler. Ne diyorsun? Ya, bereket versin. Allah'a çok şükür neslinin çığlığı işi kolaylaştırdı, yakalandılar. Şimdi hepsi savcılığa gitti. Sana telgraf çekmişlerdi, herhalde almadan yola çıktı. Yakalananların kim olduğu belli. Bilmiyorum, henüz öğrenemedik. Ben şu bizim küçük patrona bakıver. Çok iyi bir dostumun emaneti. Senin adın ne küçük, hı? Rıfat abi, gene gelecek misin? Gelir. Sen mi? Sen. Erkek kızı mı? Erkek kızı. Hadi söyle bakayım, adın neydi? İşte. Vay küçük idareci vay.
Buralarda bu eskiden kalma, kolay kolay düzelmeyen bir adettir. Birbirlerini seven parasızlar, işi kaçma kaçırma yoluyla halletmeye çalışırlar. Haklısın Efendim Bey. Fakat bu işte kardeşimin katiyen muvaffakati yok. Evet, netekim ifadesinde de bu hususu belirtti. Biz usulen suçlu hakkında takibata geçtik. İsterseniz siz de dava açabilirsiniz. Savcı Bey, acaba tutukluyla görüşmem mümkün? Olabilir. Oğlum götür beyi tutukluyla görüşsün. Teşekkür ederim. Siz varıp beni ezdemekleyin, annem nerede? Engin'le su içmeye çıktılar. Onu buralarda fazla üzmeyin. Bu işin altında bir çapan oğlu var ama dur bakalım. Hadi yürü. Nesli'nin yüzünü ömrümde görmedim abi. Ne seni tanırım, ne de Nesli'ni bilirim. Çıtakoğlu'nun çiftliğinde Boğaz topluğuna ırgatlık ederim. Bir gün beni yanına çağırdı, sana babalık edeceğim, seni evlendireceğim, öp elimi dedi. Tekrar tekrar elini eteğini öptürdü bana. Hey Allah'ım, ben de... bir hayır işleyecek sandım. Yanıma adamlarını katıp beni öne sürdü. Sonradan bir adamından öğrendim ki, kızı bana kaçırtıp kendisine metres edecekmiş. Niyeti bozuğun biriymiş. Vallahi kötünün aleti oldum. Beni affet. Kurtar beni abi. Başka bir bildiğin var mı? Bu söylediklerin doğruysa senden davacı oldum. Namusunla el atmaya kalkışmıştım. Rıfat duyarsa pis canını alır diye oğlunun elini kana bulaştırıp zindanlara attı. Zavallıyı İstanbul'a kaçırtıp kız kardeşini kendine metres etmek istedim. Bunları bilmiyor muyum sanıyorsun? Yeter artık! Çıkanın kurşun yetişir, bey babanı sanım efendiyi dövüyor. Ama o Rıfat'ın cezasını vereceğim. Yaram fazla ağır değil galiba anneciğim. Değil kızım değil. Çıtakoğlu'nun en hafif yarası. Babam Rıfat'ın başına bir iş açacak galiba. Koş kızım, Rıfat abiye ilet, kendini koru. Nerede bunlar? Avukatın nerede? Hacız memuru nerede? Haberim yok diyeyim, henüz gelmediler. Aferin Cafer, paşalar geldi. Ben şeytan pınarına gidiyorum. Peki.
Hadi bin. Ama doğru cevap verirsen soluğunu kesmem. Nereye gitti seninkiler? Hamama gittiler herhalde. Ah! Hamama giden terler diye bir söz vardır. Doğruyu söyleyene kadar ben de kulaklarını kırayım da gör. Söyle, söyle diyorum. Söyle nereye gittiler? Söyle. Şeytan Pınar'a gittiler. Düşünsenize bir kere adam müspettörleri, dedem bu memleketi zil zil titreten bir ağaydı. Ben de onun şanına şan katan soyundan geldim. Satın başkasını alan çıkarsa. Yeğenle 3 kuruş verip 13 kuruş aldığın faize ne diyelim? Kaşıkla verip kapıyla gözümüze oynuyorsun. Sen sus! Gözünüze dizinize dursun iyiliklerim, nankörler! Ayağınızdaki çarıktan sırtınızdaki mintara kadar benim param. Şu andan itibaren üstüne bastığınız topraklar bile benim malım, benim! Aç gözünü toprak doyursun Çıtakoğlu. Bir karış kefenle gideceğin yeri unutma. Hepimizi topraksız ettin, toprak başına olsun. Hadi be! Ellerimiz yakanda kalsın, kışlık zehremize bile el koydun. Yazık edersiniz kendinize! Açlığının zihniyetini yok etmeli. Evet, onun da onun gibilerinde. 5000'e 20000 almak, sap köylüyü tuzağa düşürüp kendine köle etmek, fıkara kanından sülük gibi beslenip adamım diye ortaya çıkmak. Bunlar insanlık ha! Üstelik ırk düşmanlığında da ustasın. Cevap ver bana, cevap ver! Hadi doğruyum de, namusluyum de, şerefliyim de inandır bizleri bakalım. Senin gibi liyetsiz soyu bozuk herif seni. Söyle! Cevap ver, söyle! Dur bir dakika aslanım, ben konuşacağım. Çıtakoğlu ne dersin bu söylenenlere? Avukatın değil misin, sen cevap ver. Artık cevap verecek yeri kalmadı bunun Çıtakoğlu. Ben sahtekarların değil, doğruların avukatıyım. Şu gördüğüm frangasız mahkumların avukatıyım. Eğer işin iç yüzünü bilmiş olsaydım... asla avukatlığını almazdım senin Çıtakoğlu. Yalan! Yalan! Hepsi yalan! Şu anası bozuk rıfatın lafına mı inanıyorsunuz? Yoksa delinilmesiniz olan bana mı? Ezin şunun kafasını, serinle şunu! Ne olursa olsun atla traktöre götür! Ayırın şunları canım! Yapayın diye! Çıkın söyleyin, yardım edin! Durun, yaklaşmayın! Thank you.
sevmedim. Çok sevmiştim kalbim seni. Ayrılıyordu görmeyeli. Gel sevgilim kaçma benden. Vefadakiler gönül senden. Gel sevgilim kaçma benden. Vefadakiler gönül senden.